Merhabalar, ben Kötis Köte ve Beyond Köteysan'ın 40. bölümüne hoş geldiniz ve her 40 bölüme özel söylenmesi gereken önemli bir şey var. 40 yapar! Evet, tamam, bu iğrenç espriyi kenara bıraktığımıza göre. Bu arada şunları ben Pure'a çevirememiş. Sen Pure muydu bunlar? Evet, Pure'muş. İlginç. Ve inventörümde bir şey görüyorsunuz. Laser. Bunlar bu şekilde craft ediliyor ve bana bir de mesela onu craft etmiş olabilir miyim? Yok, etmedim. Evet, bir de assembly table lazım bunun için. Evet, ilk önce 4 tane gold alalım. Sen değil. Sen. Karbonlarımız gelsin. Çünkü şurada bolca steel üretiyordum. Tamam, bunlar da bu sette bitmiş. Biraz oksijen birikmesini bekleyeceğim. Kamera kıskasında neler yaptım diye soracak olursanız, oksijen sistemimizi geri döşedim. Birebir aynı sistem, sadece tek bir farkla alt Endra'ya kablolarıyla taşımacılık yapıyor. Ve bunun yanı sıra yaptığım çok önemli bir şey daha var. Extractor değil. Electrolyzer. Bu sistem. Bu sistem ne yapıyor diye soracak olursanız, her türlü compressed cobblestone ve böyle abuk bir arayüzü var bunun bir ara. Bu deneyler falan filan yaptığım için. Böyle, ancak bunun bir ara özetini geçeceğim size. Özetle son hali octuple compressed cobblestone. Bunu neden yapıyorsun diye soracak olursanız, evet, octuple compressed cobblestone seni pişirdiğimizde bedrock, block of bedrock oluyor ve o da bedrock ingot'a dönüşüyor ve bunu bedrock yumdrum yapmak için istiyorum. Evet, basitçe tüm sebep bu. Ve inventory'mde başka bir alet daha görüyorsunuz. O alet nedir soracak olursanız, önce şunu bir alalım. Portable cell. Bu şekilde craft ediliyor. Kendisi 1K bir storage. Pardon, 512K. 512 byte. Ve gördüğünüz gibi kendisi taşınabilir bir hedehödü. Bunu birkaç ufak tefek şeyim yanında taşımak için kullanacağım. Ve bir de bölüm arası yaptığım, ama bölüm içinde kullanacağım şeyleri. Sevgili, teşekkürler. Artık sana geçebiliriz. Dın dın dın. Şimdi şunu kullanalım bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi burayı da biraz düzenledim. Ve şurası full kablo dolu. En baş burası olmak üzere 36 tane slot. Yani 36 tane lazer. Daha fazla da yapabilirdim. Neticede Diamond'dan yana herhangi bir sıkıntım yok. Ama çok fazla da ihtiyacım olmayacak çünkü ilginç bir projem var bunun hakkında. Burada hazır bir chest var. Bunun bir chest yanında olmasına özen gösterin. Recipes ve gördüğünüz gibi. Peki. Bunu yerleştirdik ve şu an yapmak istediğim bir şey daha var. O da full size bir şimdi 3, 5, 7, 9. 9'a 9. Burası binanın ortası. Evet, binanın ortası. Hatta şöyle yapalım.
Birinci seviye. İkinci seviye. Biraz gübül lazım. Daha sonra stone lazım. Evet. İkinci seviye. Hayır. Üçüncü seviye. Aa, benim asıl hedefim. Bu arada neden bunu yapıyorsun diye soracak olursanız sadece yapmak istediğim için. Full size bir beacon'ım olsun istiyorum sadece. Çünkü hiçbir zaman yapmadım Valin'le oynamadığım için. Ama şu an ciddi anlamda yapmak istiyorum. Ve bunu aradan çıkartmak istiyorum. Evet. Bunlar gelsin ve ardından tada! Evet. Baconator. Ve bir adet emerald. Tamam. Regeneration ve ne olsun? Resistance, haste. Resistance. Olur. Strength. Haste. Accept. Tamamdır. Gayet güzel. Oops. Ve unutmadan buraya da bir adet toggle latch koydum. Ya toggle bas. Bunun ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu sinirim bozmaya başladı. Neyse. Neyse, olmadı, kaldırırdık. Ama o Baconator'ı aradan çıkarttım. Mafasını anlıyor. There's a monster. Monster nearby. Evet, bakalım en fazla Septuple, 2 tane. Bundan 7 tane daha olması lazım, birikmesi lazım. Umarım birikir, zaten bugün kurdum bunu. Ve gireceğim diğer moda gelecek olursak eğer. Logistics Pipes. Logistics Pipes'ta iki farklı recipe türü görüyorsunuz. Bunları sağlayayım, bunlar normal pipeları tekrar buna çevirmek için. O da biri gear kullanıyor, diğeri chip kullanıyor. Chip kullananları kullanacağım çünkü çok daha ucuzlar genel itibariyle. O yüzden gelin bakalım. Bana olacak chip. Bu arkadaşlar bayağı bir enerji tüketerek mavi en hızlı demek oluyor. Bu arada bu herhangi bir texture pack değil. Buildcraft 7'deki standart texture tam olarak bu. Evet, bu arada unutmadan paketi 2.3'e yükselttik ve orada Buildcraft 7 var. Bakalım şu an kaç RF tüketiyoruz. 1.7 RF. Bunda sadece 115 çalışıyor. Harika. Daha fazla bir şey bekleyemezdim. Bu arada seni kapatmayı unutmuşum. Tamam, bunlar ola dursun.
Bunları gerekenleri kamera arkasında. Güzelmiş bu konsept. Evet. Neyse. Bu arada şurayı da bu şekilde dekore ettim ve Botanya odasında biraz deney yaptım. Sonuç olarak her şeyi bu spreaderlarla taşımaktansa her şeyi sparklarla taşımak çok daha mantıklı. Şunların hepsine resesif, yani çekinik spark koydum. Nerede benim? Ha, Van'da almamışım. Tabii burada ufak bir problemimiz var. Bunlar neden bunlara mana akıtmıyor? İlginç. Neyse, öyle olayı bir özetleyelim. Bunlar gelip bu sparkları boşaltıyor her şeyini. Şu kekim uruslar. O resesif sparklarda şu normal sparklara dağıtıyor her şeyi. Geri kalan her şeyde ise dominant spark var. Daha sonra diğer mana pool'larda. Bunda dominant var, bunlarda dominant var. Bunda dominant var. Bu ikisini dağıtıyor. Şu biliyorsunuz. Bunun üstüne de spark konulabiliyormuş. Bunlarda da katalistlerimiz var. Bu ise genel bir şeyleri craft etmek için kullanılan standart mana pool. Bu ise şu makineleri çalıştırmak için kullanılan mana pool. Bunları çalıştırmak için. Bu da şuna bağlı olan mana pool. Evet, basitçe mana sistemimiz tam olarak bu hale geldi. Şu arkadaşlara göstermiştim. Bir şey bakacağım. Evet. Tamam, burada bir problem yok. Neden bunlar dağıtmıyor? Ben neden dağıtmamakta ısrarcı? Biraz bakınca biraz test yaparım. Eğer devam ederse. Evet, ve bu bölüm yapmam gereken önemli bir arkadaş var. Bir de şurayı kontrol etmem lazım azıcık. Evet. Numidicraft problem çıkartıyor şu an. Bir şey basın çıkışımı veriyor. Evet. Evet, bu sistemi bir ara tekrar gözden geçirmem gerekecek. Cidden problemli bir sistem şu an. Yani şu an asansörlerimiz çalışmıyor. Harika. Fazlasıyla harika. O yüzden yukarı doğru uçuyoruz ve bölüm arası karar verdiğim önemli bir şey söz konusu. Bu da dünyaya akvaryum kuracağım. Tabii öncesinde yapmayı unuttuğum bir şey var. Carpenter's bed ve tin block. Bir saniye, tin? Ney? Aa, doğru, soldering iron. Ah. Tin dust. Evet, bu abuk bir problem. O zaman biz şimdiden tin ore'larımızı işlemeye başlayalım. Gastrite ore'lar. Gelin. Hatta aşağıdan tin ore'lar da gelsin. Shellnite değil, tin. Tin. Evet. Bu tin projesi iyi ki yapmaya karar vermişim çünkü tin. Tam tinler siz işlenin. Tam
Tamam, bana 18 tane tin lazım. Ve ayrıyeten şu makineyi şimdilik geçici olarak devre dışı bırakalım. Evet, sen geçici olarak devre dışı kal. Tamam, süpersin. Evet, iki tane tin blok. Yeni güncelleme ciddi anlamda nüvedi craft'ı bozdu. Evet ve yataklardan birini kaldırıyorum. Birine bu yatağı koyup evet, Tim'den bir yatağım var. Bütün hedefim buydu. Artık Tim'den yatağımda huzur içinde uyuyabilirim. Dan dan dan. Huh. Tim'den yatağımda uyuduğuma göre ne kadar söylersem söyleyeyim asla tuhaf gelmeyecek bana. Tinden yatağım. Tinden yatağım. Tinden yatak. Fazla epik değil mi? Neyse. İlerleyelim. İlerleyelim. Ve ilerleyelim. İlerleyelim. Ve ilerleyelim. Ben de güzel bir kuarya alanı bulmak istiyorum. Extreme Hills boyamı olmasını istiyorum çünkü yüksek madenleri de elde etmem lazım. Oh, kül. Crimson Cold. Devam. Devam köfte. Şu an baya baya yeni yer jenere ediyorum. Quarry kurmak için. Çünkü daha önce hiç gitmediğim bir yere quarry kurmak istiyorum. Saltwater. Tamam, bu ilginç. Bu IHL tuz mudur nedir? O mod biraz ilgimi çekiyor. Hani neler eklediği ciddi anlamda çok bilmediğim bir mod. Ama ilginç şeyler de ekliyor cidden. Onu biraz kurcalamak istiyorum. Hatta onunla alakalı onunla yapmayı planladığım bir sistem söz konusu. Onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Evet. World jenerasyonu. O dursun. Ben de o esnada videoyu bir kessem mi? Evet, videoyu o esnada keseyim. Evet ve geri geldim ve arkadaşlarımızı döşemeye başlayalım. İlk olarak şunlar gelsin. Şuradan döşemeye başlayacağım. Evet. Şimdi senin konumun nerede? Çıkabilsem çok daha epik olacak. Ha doğru. Tam olarak üstüne denk geliyorduk. Şimdi eksi 961 eksi 1721 114. Burada 1621'e gideceğiz. Pardon. Direkt 721'e gideceğiz. Eksi 721. Yani kısacası bayağı bir mesafe kat edeceğiz. Olsun. Varsın mesafe kat edelim ama biraz inşaat bloğu lazım.
scaffolding olacak. Evet. Çünkü bunlar gerekli. Tamam, yeterince aldık. Tamamdır. 800'lere yaklaştık. 700'lere de geliyoruz. Tamamdır. Şimdi 61 700'dür. Tamamdır. 61 720'dir. Yüksekliği 114. Tamam, 114. Evet, ve gördüğünüz gibi bağlandılar. O 1000 blue tekrardan kat edeceğiz ve daha da güzeli diğer yöne de bir 1000 blok ilerleyeceğiz. Ne süper değil mi? Evet, bence de fazlasıyla süper. Evet. Neyse ki bu sefer dönüşümüz çanklar önceden oluştuğu için o kadar uzun sürmeyecek gibime geliyor. Umarım. Evet. Hadi bakalım. Geldik sayılır. Gelmişiz, geçmişiz bile. Evet. Ve sizlere azıcık atalım. Ve yapmam gereken önemli bir arkadaş daha var. Buraya bir konum atamak. Ne yapalım? Seni koyalım. Tamamdır. Evet. Basitçe buraya yapacağımız şeyler şunlar. İlk olarak buraya bir reaktör kuracağız. Ender Query kuracağız. Ve Dimensional Transceiver'ları kuracağız. Hatta Ender Query'yi şimdiden yerleştireyim. Şu an hiçbir şekilde alanı hesaplayamaz. Ve Dimensional Transceiver'lardan bir tanesini yerleştirelim. Ve sen sadece Private Evet. Send query. Tamamdır. Yani sadece query hattına gönderiyor. Ama bu ne? Pull. Tamam. Abi sen bu enerjiymiş. Ha yok tamam item. Bu item filter tamam. Evet. Bu da sıvı. Evet basitçe bu böyle. Ve buna enerjisini bir adet nükleer reaktör sağlayacak. Hatta reaktörü de kuralım hemen. Hızlıca. Bu arada aktif bir reaktör olmayacak. Sadece direkt pasif bir reaktör. Yani düz bir reaktör. Neden 7'ye 7 diye soracak olursanız şöyle soğutmayı daha iyi yapmak istediğim için. Evet şunları da döşelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha yok. Burası fazla oldu çünkü o kadar yüksek değil. Tamam bu. 3, 4. Ve sonrasında da 1, 2, 3, 4.
Şuraları da kaplayalım. Gelin bakalım. Evet, sonra siz gelin. Yanlış yaptım. Tamam. Bu da makbuldür. Evet. Bunlar da geçsin. Sen oraya değil. Evet. Ve bunlar da bu şekilde gelsin. Ve soğutmayı çok fazla abartmıyorum bunda. Çünkü bu çok öncelikli bir reaktör değil. Ana enerji hattım falan değil neticede. O yüzden direkt sadece bu arkadaşlar da sağlıyorum. Hani çok çok verimliler ancak sudan daha verimliler. En verimli şeyler Diamond ile Emerald Block. Ancak onlara da çok fazla uçmak istemedim. Çünkü bu reaktörün ihtiyacı o kadar fazla. Daha sonra bu reaktör o kadar çok şey için lazım değil. Belki bir de kenarlara su döşeyebilirim. Evet. Ve bunun sıra controller. Power tap. Input ve output. Aslında input output'u şuraya koyalım. Ve buraya bir adet chunk loader da gerekecek. Ben eksik mi yaptım bunları? Sanmıyorum. Eksik yaptım diye hatırlamıyordum. Ha, yapmamışım tamam. Evet, reaktör de hazır. Reaktör direkt enerji çıkışını bu şekilde verecek. Evet. Basitçe buraya kullanılacak sistem. Bu. Bakalım burada başka kullanacağımız bir şey kaldı mı? Hayır kalmamış. Hatta bir gündüz yapalım. Evet. Evet burada gündüz yapabiliyorum. Ve unutmadan şunu tekrardan hatırlatalım kendimize. Ve ben bu yönde devam ediyorum. Hemen geleceğim. Evet ve geri geldik ve buraya basitçe geçici HD'imizi kuracağız. O da private query receive. Tamamdır. Şimdi sen gel. Capricorn. Dur önce Scorpio'dan. Evimizden. Bakın. Personal anchor var. Buna world anchor lazım. Evet. Huh. Ve dur. Burada yapmamız gereken önemli bir arkadaşı unuttuk. O yüzden şu kısım henüz olamayacak ya da dur olacak. Evet. Şimdi gelelim. Bunlar hazır. Şunlar da hazır. Evet, World Anchor. Ve Logistics Pipes. O da gel. Yalan. Mark 2. Evet, önce sen gel.
Extractor modu. Ha, uğraştıracak. Neyse, konsepti anlatayım size. Basitçe, daha doğru bir tane yapalım. Önce pipe'larımızı yapalım. Aa, dur. Provider crafting, supplier, quest, provider, chassis, mankage. Evet, extraction pipe olarak sadece bunlar var. Evet. Logistics pipes. Şöyle. 55 tane glass. Ne eksik? Cobblestone transport pipe. Evet, basic logistics pipes. Tamam. Chassis Mark 5. Tamamdır. Makul. Chassis Mark 4 ve buna bir de extractor module ve iron chip lazım. Iron chiplerimizi de sağlayalım bu şekilde. Iron chipler gelin. Ve ardından bana bir de başka ne lazım? Magnetic item sync, quick sort, item sync module. Ve buna da bu lazım. Şunu halledelim. Tamamdır. Item sync module. Evet. Ardından mortar. Biraz uzun kaçıyor biliyorum bölüm ama konsepti anlamanız için biraz uzun kaçıyor. Item sync module. Tamamdır. Şimdi 3 tanesi hazır olmuşsa benim için yeterli. Heh, hazırlar. Do baby. Evet ve ardından quick sort, extractor module, extractor module. Tamam, buna da bir tane lazım. Oh yeah. Şimdi aslında dur, extractor module'e ihtiyaç yok ama var. Gold gear, redstone. Tamamdır, redstone. Mark 2. Bir tane de diamond. O zaman diamond'u önceliğe alalım. Evet, diamond pişe dursun burada. Ve chassis pipe'lara, nasıl dur, chassis pipe'e ihtiyacımız yok. Request, crafting, supply, logistics, chassis. Ne de var. Evet, 3 tane daha. Bir tane sen, 3 tane siz. Tamamdır, gelin. Ve ardından şey
Şimdi yapmamız gereken kısım. Sen gel. Evet, bu şekilde alacak. Buna bir de enerji salmamız gerekecek. Bu enerjiyi nasıl sağlayacağız diye soracak olursanız, onu da hemen halledelim. RF Provider yapımı çok daha kolay olduğu için RF Provider kullanacağım. Tabii ki de önce Combustion Engine lazım. Iron Gear gerekecek. Piston gerekecek. Ondan bir de İki tane yapalım bari. Yedekte dursun bir tanesi. Ne olur ne olmaz. Her daim ihtiyacım oluyor bir şekilde. Evet. Gear'lar da bu şekilde pişsin. Unutmadan o esnada bu olurken ben 2 dakika bir Capricorn. Oh. Tamam, bu beklemediğim bir şeydi. Ve şuna sağ tıklayalım. Gördüğünüz gibi alanı hesaplandı. Ve sevgili F9. Güzel. Bu çank yüklensin. Ancak öncelikle tabii ki de eve gidip bir arkadaşımızı almak lazım. Scorpio. F9 sen kapan. Crafting'den arta kalan Yellowlin var. Gelin. Siz de gelin. Ardından RF Provider. RF Provider'ın tek eksiği de şu an bu. Ve diğeri de şu. Sen. Sen. Evet. Neden böyle bir hayalet texture'ında en ufak bir fikrim bile yok. Ancak sağlık olsun. Ve ardından RF hattı geçirmemiştim buradan değil mi ben? Evet, geçirmemiştim. Neyse, geçiririz artık. EU provider yapabilirim ancak o daha sonra ya. Şimdilik böyle açta dursun, açıkta dursun. Evet ve artık bütün network birbirine bağlı ve wrench ile bunlara sağ tıklayıp evet. Item sync module. Tabii bunların ne olduğunu belirleyeceğiz. Sen default olacaksın. Seni biraz modifiye etmemiz gerekecek ve ayrıca bana bir şey daha gerekecek. Bu ve yalnız bölümü bayağı uzun tuttum. O zaman şimdilik şunu koyalım. Geri kalanını sonraki bölümün başı yaparız. Ve bunun yerini cidden değiştirmem gerekecek. Evet. Ve sen. Çıkış ol. Sen giriş ol. Evet. Buraya bir planım var. Ve sevgili reaktör çalış. Evet. Ve bu arkadaş çalışmaya başladı. Ve evimize gidelim. Scorpio. Buffer. Scorpio. Yalnız bu arkadaş enerji istiyorsa sıkıntımız var demektir.
Evet. Anlaşılan bu arkadaş. Lokal buffer. Evet, bu arkadaşlar enerji istiyormuş. Harika değil mi? Bu arkadaşlar baya baya enerji istiyormuş. Neyse, sağlık olsun. Scorpio. Yanlış yer. Capricorn. Gene abuk bir yerde kendimizi bulduk. Artık anlık gönderiyor her şeyi. Zaten sadece 2 alef istiyormuş. Yani ürettiğimiz 2.3 kilo arefin sadece 2 arefi buna gidiyor. Geri kalanı buna gidiyor. Harika. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.